Bu fakirlik, bu sıcak, her adımda yüküm biraz daha ağırlaşıyor. Hadi Hintba, şu karşıdaki ağaca kadar dayan bari. Kendi kendime konuştuğumu görenler de bir şey zannedecek. Ne güzel bir gül kokusu bu böyle. Karşıki sokaktan geliyor. Gölge de ne güzel. Şu yükümü indireyim önce bir. Şükürler olsun Allah'ım. Bizi mahşerde gölgesiz bırakma. Karşı konakta ziyafet var galiba. Gül kokusu da oradan geliyor. Şu şatafatlı hizmetkarlara bir selam vereyim önce. Selamun aleyküm. Ya aleyküm selam. Buyurun. Ayıptır sorması. Bu konak kimin? Amma da tavsın. Hem Bağdat'ta oturuyorsun, hem de bu konağın güneşin ışıldattığı bütün denizlerde gezip dolaşmış ünlü gemici Simbad'ın olduğunu bilmiyorsun. Ey güzel Allah'ım, bu Simbad'la benim aramdaki fark nedir? Bu adam lütfunla ne kadar güzel bir talihe kavuşmak için ne yapmış? Ya ben bu denli çetin bir talihe çatmak için ne günah işlemiş? Efendim, benimle gelin efendim lütfen. Efendim Simbad Hazretleri sizinle konuşmak istiyor. Ne? Beni mi istiyor? Evet efendim, sizi. İyi ama homalım ben, işim var. Yükünüze biz göz kulak oluruz, uzun sürmez. Gelin gidelim efendim. İyi madem, gidelim. Bahsettiniz mi? Aman Allah'ım. Şu salona bak. Yemeklere dayanamayacağım. Simbad hangisi acaba? Şöyle yanıma gelin. Gel. Ama ben... Buyurun buyurun. Şöyle buyurun lütfen. Aklımı sen koru Allah'ım. Terbiyemi de. Ne dediniz? Bir şey demedim. Yemeğe başlamak üzereyken yetiştiniz. Kısmetiniz varmış. Birisi çimdirse de rüyada olmadığıma inansın. Buyurun. Bismillah. Buyurun lütfen. Fakat elinizle bana yemek veriyorsunuz. Helaldir, çekinmeyin. Hadi başlayın lütfen. Yemekten önce kapının önünde pek dertlenmiştiniz. Hayırdır? Yorgunluktan keyfim kaçmıştı. Bu hırçınlıkla ağzımdan bazı uygunsuz sözler çıktı efendim. Sizden affımı dilerim. Sakın size kırıldığımı sanmayın. Yalnız hakkımdaki düşüncenizi değiştirmek isterim. Bu servetimi nasıl kazandığımı, bütün bunların neyin bedeli olduğunu merak ediyorsunuzdur. Belki benim denizlerde yaşadığım tehlikeleri, başımdan geçenleri yalan yanlış işitmişsinizdir. Şimdi vaktiniz varsa gerçeği benden dinleyin. Fakat işim var benim. Yükümü yerine teslim etmeliyim. Adamlarım yükünüzü yerine teslim ederler. Siz adresi verin yeter. Ama... Merak etmeyin. Ücretinizi de alıp size getirirler. Peki. Adres burada. Verin. Ahmet, şu işi hallediverin. Peki efendim. Anlatacaklarımdan inşallah sıkılmazsınız. Ailemden büyük bir mirasa konmuştum. Ama servetimin çoğunu gençliğimde har vurup harman savurdum. Fakat çok geçmeden gözlerim açıldı. En acınacak sefaletin ihtiyarlıkta fakir düşmek olduğunu anladım. Ve çalışıp para kazanmaya karar verdim. Elimde kalan parayı sermaye yaptım, Basra'ya gittim. Dicle ve Fırat nehirlerinin kavşak noktasındaki Basra önemli bir ticaret merkezidir malum. Birçok tüccar arkadaş da bir gemi kiralayıp mallarımızı yükledik. Yürü!
Yükleme tamamlandı. Haydi yelken açıyoruz. Görevliler yerlerine. Ne güzel bir sabah. Efendim, yolculuğumuzun ne tarafa olduğunu tam olarak biliyor musunuz? Doğu Hint yolundayız. Yolumuz üzerindeki bütün limanlara uğrayarak ticaret yapacağız. Duruma göre artık. Görelim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler. Bağdat, Basra, sizleri çok özleyeceğim. Allah'a ısmarladık. Kara göründü! Karaya çıkmak isteyenler sancak tarafına gelsinler. Günlerdir beşik gibi sallanmaktan içimiz dışımıza çıktı. Gel, biz de adaya inelim. Ama efendim, ne biçim ada bu böyle? Bir tane bile ağaç yok. Yeşillikleri görmüyor musun? Ama efendim, çimenden çok yosunu andırıyorlar. Korku, gemi yolculuğu seni çok etkilemiş. Aa, efendim, ben bu adayı beğenmedim. Geliyor musun, gelmiyor musun? Sizden ayrılmamak için geliyorum efendim. Merdiveni indirin. Yiyeceklerimizi almayı unutmayalım. Aldım efendim, yanımda. Ben de şu tahta parçasını alayım. Belki ateş yakarız. Evet. Güneş batı ufkuna yaslanmış. Ne güzel. Ama efendim, bu adada niçin hiç kuş yok? Oyalanma, davran biraz. Elimi tutun. Şu zembilimi de alın. Kendinizi unutmayın. Hadi bakalım. Asılın küreklere. Buyurun efendim. Tempo tutalım. Hadi. Hadi içinde eğlenin. Hadi. Hadi. Ben tahta getirdim, ateş yakalım. Yemekleri hazırlayın. Bu ateşi yakmasak efendim. Seni yanıma aldığıma pişman etme beni. Artık sabrımı taşırıyorsun. Kızmayın efendim, işte hazırlıyorum sofrayı, bakın. Ateş de yandı. Isınacak yemekleri verin bana. Efendim, deprem oluyor galiba. Bütün adam sallanıyor efendim. Korkmayın, evet, ama açık arazideyiz işte. Bu başka türlü bir deprem. Yer yürüyor. Adam atıyor. Herkes tripeye koşsun. Ama değil, bu bir balina. Ateş canını yakmış olmalı. Çabuk, herkes tripeye. Çok büyük bir balina bu arkadaşlar. İmdat! İyi ki bu tahtayı getirmişim. Denize düşen yılana sarılırmış. Ben de ateşe sarıldım. Hey, sakın gelme buraya. İkimizi taşımaz bu tahta parçası. Gitmekten kollarımda derman kalmadı. Ne olur efendim. Sen misin Ahmet? Benim efendim, benim. Kurtarın beni de. Gel, tut şunun ucunu. Gel. Çok şükür efendim. Havada çok karardı. Siz gemiyi görebiliyor musunuz efendim? Yok ama sesleri işitebiliyorum. Herkes döndü mü? Gelenler geldi efendim. Balina'nın hışmına uğramadan uzaklaşalım buradan. Yelkenleri gözden geçirin. Yelkenler hazır. Demirol, istikamet doğu. Yelkenler fora. Duydunuz mu efendim? Sayın efendim, gidiyorlar efendim. Ben gemiye yetişeceğim efendim. Gitme, yetişemezsin. Görmek istemiyorum efendim. Asıl gidersen ölürsün. Açık denizde bir tahta parçasıyla baş başa kaldım. Köpek balıklarına yem olmazsak iyi. Ama Allah'tan ümit kesilmez. Ne kadar yükselmiş. Neredeyse öyle olacak. Isıt güneş, ısıt.
Gece boyu ayazda her tarafım tutulmuş. Benim yiyecek bir şeyler bulmalıyım. O da ne? Kazağa bağlı otlayan bir kısrak. Demek yakında insanlar var. Oo, kimi aradın yabancı? Kimsin, nesin, nereden gelir, nereye gidersin? Yiyecek bir şey verirseniz söylerim. Şurada bir mağaramız var, gel oraya gidelim. Olur. Karaya nasıl çıktım bilemiyorum. Gece oldukça ayazdı. Üstünde oldukça ıslak. Güneş de kurumuş biraz. Ya gel bakalım. İşte mağara burası. Geç üstünü değiştir. Ben de yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Ne büyüksün Allah'ım. Bir yandan da başından geçenleri anlatabilirsin. Dündü galiba. İkindiden sonraydı. Ortalık serinlerken karşımıza bir ada çıkıverdi. Küçük, ağaçsız bir ada. Akşamüstü oraya çıkıp biraz dinlenelim dedik. Tam ateş yakarken... Geçmiş olsun. Şansın varmış. Buralarda köpek balıkları pek çoktur. Peki siz kimsiniz? Biz bu adanın hükümdarı olan Mihrace'nin seyisleriyiz. Her yıl bu mevsimde bu otlakta Mihrace'nin kısraklarını otlatırız. Bazen bu kısrakları denizden çıkan deniz atına karşı korumak zorunda kalırız. Biraz sonra yola çıkacağız. Eğer yarın gelseydin buralarda kimseyi bulamazdın. Şehir çok uzakta. Kılavuzsuz oraya gitmek mümkün değildir. Hey! Şuraya bakın! Eyvah! Eyvah, deniz atı çıktı! Canını kurtarmak isteyen kaçsın! Kısrağı parçalıyor! Hay canlar! Ya yazık! Bir şeyler yapmalıyız! Silahınız yok mu sizin? Hiçbir şey yapamayız ki! Ama ürkütebiliriz! Bağıralım hep birlikte! Ne diye bağıralım? Aklınıza ne gelirse bağırın işte! Hadi hep birlikte! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Vay be, gerçekten korktu deniz atı. Gitti. Bakın bakın nasıl kaçıyor. Sen çok akıllıymışsın yahu. Bunu Mihrace'mize anlatmalıyız. Hadi hemen toparlanın. Akşam serinliğinden yararlanarak şehre ulaşmalıyız. Sizden tanıştığıma gerçekten çok memnun oldum. Başınızdan büyük olaylar geçmiş, ona üzüldüm. Şu andan itibaren ülkemizde misafirimizsiniz. Nasıl rahat ederseniz öyle davranın. İlginize çok teşekkür ederim. İzin verirseniz çarşıyı pazarı görmek isterim. Biliyorsunuz tüccarım ben. Ticaret erbabı ile tanışmak görevim. Sana bir belge verecekler. O belgeyle istediğin yere gidebilirsin. Sağ ol. Rahatıma diyecek yok. Ama nedendir bilemem. Memleketimi özledim. Günlerdir tanıdık bir yüz göremedim limanda. Olur şey değil. Gözlerime inanamıyorum. Şu mallar benim. Hey, bakın. Bakın. Üstünde benim ismim yazılı. Bu hayır. Mallar benim. Hayır efendim. Bu mallar günlerce önce gemiden kaybolan bir tüccarınmış. Emanetmiş. Kaptan bizi bu malları onun namına satmakla görevlendirdi. Ya işte bu benim ismim. Gemiden kaybolan da benim. İsterseniz içinde ne olduğunu tek tek sayabilirim size. Biraz sonra kaptan gelecek beyim. Meramınızı ona anlatırsınız. Kusura bakmayın, emanettir. Mallar benim. Kaptan müjde! Bak Simbatu kurtulmuş. Kaptan. Şükürler olsun Allah'a. Kurtuldunuz demek. Timbak kurtulmuş. Hadi çabuk geldince buraya. Bakıyorum buralı gibisin. Üstüne başına bakılırsa. Hibede kurtulmuş. Allah'a şükür. Evet, Allah'a şükür. Bizim Ahmet gemiye yetişebildi mi? Birlikte değil miydiniz? Zavallı öldü demek. Biz seni de öldü biliyorduk. Hamdolsun tehlikeyi atlatmışsınız.
Sevincimi anlatamam çocuklar. İşte mallarınız, ne isterseniz yapın. Sağ olun. Gerçekten sizinmiş bunlar. Çok teşekkür ederim kaptan. Allah hepinizden razı olsun. Bu dürüstlüğünüzü hiç unutmayacağım. Size gerçekten minnettarım kaptan. Şu denkleri teşekkürüm olarak kabul etmez misiniz? Lütfen. Biz sadece insanlık görevimizi yaptık. Kusura bakmayın ama hiçbir şey kabul edemem. Ama öyleyse gelin sizi Mihracı ile tanıştırayım. Çok iyi bir hükümdar. Uygun olur mu? Sonra sıkıntı vermeyeyim. Yo, çok iyi bir insan. Gidelim öyleyse. Buyurun. Denklerimin içinden en kıymetli ne varsa seçtim. Konukseverliğine bir teşekkür olarak Mihracı'ya takdim ettim. Ama hiçbirini kabul etmedi. Bunlar senin ticaret balınmış ha? Allah lütfetti, arkandan gelip yetişti, seni buldu. Eğer gücenmezsen hiçbirini kabul etmek istemiyorum. Pazarımız çok canlıdır. Belki karlı bir alışveriş yapabilirsin. Teşekkür ederim. Çok iyi bir hükümdarmış. Gerçekten öyleymiş. Efendim, o adada ticaretimiz çok güzel oldu. Birçok ada dolaştık. Bu alışverişler sonunda servetimiz çoğaldı. Aşağı yukarı 100.000 fındık altınıyla Bağdat'a döndüm. Ailem çok sevindi. Verimli topraklar satın aldım. Büyük bir ev yaptırdım. Kölelerim oldu. Daha ne isteyebilirdik? Ama bal yiyen baldan bıkar derler. Çok geçmeden canım sıkılmaya başlamasın mı? Ya, bu zevku sefadan da bıkılıyor demek. Size inanmak zor gelir ama inanın ki bıkılıyor. İzin verirseniz ben gitmek istiyorum. Nereye gideceksiniz? Söylemiştim efendim. Hamalım ben. Çoluk çocuğumun rızkını kazanmak zorundayım. Ama bu hikayemi dinleseniz pişman olmazsınız. Çoluk çocuğunuz da aç kalmayacak. Oturun lütfen, oturun. Bakın, kahvelerimiz de geldi. Efendim, misafirimizin eşyası yerine teslim edildi efendim. Bu da ücreti. Teşekkür ederim efendim. Devam edebilir miyim? Evet, hiç kimseden ses çıkmadığına göre edeceğim. Evet, canım sıkılmaya başlayınca tekrar seyahate çıkıp ticaret yapma hevesine kapıldım. İstediğim kadar mal almaya gücüm yetiyordu. Zengin bir çeşit düzdüm. Bir grup dürüst tüccarla denize açıldık. Ada ada dolaşıyor, iyi kazanıyorduk. Pırıl pırıl, tatlı mı tatlı bir bahar günü. Yorgunluğumuzu atmak için şu adada biraz dinlensek ne dersiniz ha? Çok iyi olur! Çok iyi olur! Ağaçlık bir yer olduğundan göre benim içimde bir sakınca yok efendim. Hayırdır? Bu kuşkunun sebebi ne? Efendim, siz önceki geziyi unuttunuz galiba ama ben unutmadım efendim. Hay Allah iyiliğini versin. Hadi bak, gemi demirledi. Millet sandallara dolmuş bile, hadi. Bizi de bekleyin. Gemi uzaktan gelin gibi duruyor değil mi? Evet efendim, ben dolaşmaya çıkıyorum. İsteyen gezebilir ama hava kararmadan herkes gemide olacak. Efendim. Ha? Efendim Simbat. Biz ne yapacağız efendim? Sen de dolaşanlara katılabilirsin. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Peki, hoşça kalın efendim. Hayrola, vedalaşıyor gibisin öyle. Yo, içimde bir sıkıntı vardı efendim. Sıkıntıyla bunun ne ilgisi var? İsterseniz yanınızdan ayrılın. Durup dururken olay çıkarma, evhamlı mısın nesin? Bak arkadaşlar gidiyor, yetiş sen de hadi. Ben buradayım, işte gibi karşıda. Rahatına bak sen. Hadi koş, yetiş onlara. Peki efendim, siz nasıl uygun görürseniz. Hoşça kalın efendim. Ne tatlı bir rüzgar ya Rabbi. Ne kadar güzel çiçek varsa kokusunu yüklenmiş sanki. Cennet de böyle midir acaba? Eyvah, uzanırsam uyuyacağım. Biraz dolaşayım.
Biraz uyusam ne olacak canım? Şu ağacın gölgesine bak. Oh. 5-10 dakika kestirir kalkarım. Görünmez oldu kaptan. Hava mı bulutlandı? Ne oldu böyle? Şuraya bakın. Kocaman bir kuş üzerimizden geçiyor. Bizi fark etmeden kaçalım. Ama efendim Simbad ne olacak? Bir kişi için herkesi tehlikeye atamayız. Sandalara binin. Acele edin. Ay ışığından yararlanarak uzaklaşalım buradan. Gelmiyor musun? Gelmiyorum. Efendim Simbad'ı bulmadan bir yere kıpırdamam. Seninle oyalanmaya vaktimiz yok. Gidiyoruz biz. Haydi asılın küreklere. Daha hızlı. Daha hızlı. Oyalanmadan getirmesi olmaz sanki. Ne diyorsun sen? Küreklere asılıyoruz kaptan. Daha hızlı. Daha hızlı. Bize doğru yüzen biri var kaptan. Sahinden geliyor. Beni de alın. Beni de alın. Kararını zamanında versen de bizi uğraştırmasan olmaz mı? Yavaşlayın biraz. Amma dinlenmişim ya. Ne güzel havası var buranın. 10 dakikada insan tam bir gün uyumuş gibi dinleniyor. Ama ben yattığımda gölgeydi burası. Arkadaşlar nerede acaba? Gemiye bakayım bir. 10 dakika önce gemi şurada karşımdaydı. Çevreyi bir dolaşayım. Allah Allah. Güneşin durumuna bakılırsa sabah olmuş. Demek dünden beri burada uyuyorum ben. Ama şimdi ne yapacağım? Şu ağaca çıkıp etrafı kolaçan edeyim bari. O da ne? Bembeyaz kubbeli bir bina. Ama ne kapısı var ne penceresi. Acaba girişi ne taraftan? Dur, inip yanına gideyim. Hayret, cilalı mermer sanki. Yok, içerisine girilecek bir yeri yok. Yuvarlacık, yüksekliği 50 basamaklı bir kule kadar var sanırım. Hava neden böyle ansızın karardı? Bu bulut... Yok, bulut değil bu. Aman yarabbim! Nasıl kaçarım buradan? Zümrüt Anka denen dev kuş bu herhalde. Yumurtasının yanına saklanayım. Evet, ama yumurtayı üzerime bir devirse işte o zaman yardım. Ne yapsam, ne yapsam, nasıl yapsam? Çok şükür kazasız belasız kondu. Yumurtası da bayağı sağlam duruyor yerinde. Gemi gitmiş. Şimdi ben bu adada yapayalnız kaldığıma göre buradan kurtulmanın çaresini nasıl bulacağım? Ama bulmalıyım bir çare. Bir çare. Hey Allah'ım. Korkudan aklıma bir şey gelmiyor. Biraz sonra gözlerim alışır bu karanlığa. Fazla kıpırdayıp yerimi belli etmemeliyim. Evet. Tamam, buldum. Belimdeki kuşakla kendimi bu dev kuşun ayağına bağlayayım. Nereye giderse beni de götürür. Hadi Simbad, cesaretini topla. Allah'ına sığın, sebeplere bağlan. Sen üzerine düşeni yap, gerisini Allah'a bırak.
Güneş doğduğuna göre çok geçmez bu kuş da uçar. Kuşağımın durumunu bir daha kontrol edeyim. İyi. Bağlantı sağlam. Uçuşa hazırız. Evet, kıpırdadı. Çok heyecanlıyım. Bir anda amma yükseldik ya. Çok üşüyorum. Çok günahı kırıklamış. Biraz daha yükselirsek donabilirim. Galiba bir başka adaya uçuyoruz. Hayırlısı. İbaa, inişe geçiyoruz. Oy, başım dönüyor. Gözlerimi kapamak zorundayım. Durdurun dünyayı, inecek var. Dünyayı değil, bu kuşu durdurmak lazım. Kazasız belasız konabildik galiba. Acele et Simbat. Tekrar uçmadan çöz şu kuşağı. Hadi çabuk çöz. Gayret! Ellerim de titreyecek zamanı buldu. Gayret Simbat, davran. Çabuk, çabuk. Hay Allah. Oh, çözdüm çok şükür. Kuşa görünmemek için şu kayanın arkasına saklanmalıyım. Ama önce kanadının altına bir taş atayım. O gagasıyla kanadının altını kaşırken kaçarım buradan. Bir taş, bir taş. Bu fena değil. Hop! Başardım. Koş Simbat, koş! Hızlan, hızlan. Koku alma özelliği yoktur inşallah. Burası... Burası... Bu ne biçim vadi böyle? Eyvah! Şu dağların yüksekliğine bak. Dorukları bulutların içinde görünmüyor. İşte şimdi yandım ben. Ne yol var görünür de ne iz. Bu da ne? Bu yerdekiler? Olamaz. Elmas bunlar. Dünyada böyle iri ve düzgün elmas görmedim. Her taraf... Her taraf elmas dolu. Ama ben buradan çıkamadıktan sonra neye yarar ki? Duvar gibi dağlar. Mümkün değil. Dur bakayım. Şu kayanın dibinde uyuyayım da dinleneyim, sonra düşünürüm. Ay, ay, her tarafım tutulmuş. Ama benim sırtım. Elmasların üzerine yatmışım meğer. Birçok insanın hayaliyle yanıp tutuştuğu elmas burada bize eziyet ediyor. Şu garip dünyanın işine bakın. Şu et yiyen dev kuşların sesi de insanı bayağı ürkütüyor ha. Uyu, uyuyabilirsen. Hadi buyurun. Bir bu eksikti. Nedir bu böyle? Birileri yukarıdan et parçaları atıyor buraya. Tamam. Tamam, şimdi hatırladım. Burası o ünlü Elmas Vadisi olmalı. Gemideki tüccar arkadaşlar anlatmışlardı. Tamam. Kartal kayaları da buralar demek, şu sarp kayalar. Elmas avcıları atıyor bu dev etleri yukarıdan. Bağırsan olmaz. Evet, şimdi hepsini hatırladım. Bu koca koca et parçalarına elmaslar yapışıyor. Tabii biraz sonra o koca koca kartallar bu et parçalarını alıp yukarıdaki yuvalarına götürecekler. Oradan da... Gözün aydın Simbat. Gene kurtardın tatlı canını. Önce en irilerinden biraz elmas toplayayım. Evet. Şimdi de irice bir et parçasına bağlayayım kendimi. Şöyle gömeyim içine. Kuşağımın bu kadar işe yarayacağını hiç bilemezdim. Evet. İyice. Taarruz başlıyor. Gizle kendini Simbat. Tam siper yat. Gömül etin içine. Aa, et de bir tuhaf. Neyse, göz görmeyince gönül katlanırmış.
götür bu diyarlardan. Uçuyoruz, uçuyoruz. Aç gözlerini bakalım. Eyvah, eyvah, kayalara pek yakından uçuyor. Allah'ım sen koru benim aklımı. Ne güzelsiniz minik kartallar. Bakın babanız size yemek getirdi. Ama sakın karıştırmayın. Yemek ben değilim. Birazcık sabredin canım. Şuramı sökeyim şöyle. Ha? Tamam işte. Buyurun afiyet olsun. Hey şuraya bak. Bir adam. Hani başka kimseye haber vermemiştin? Alçak. Gerçekten kimseye haber vermedim ben. Peki bu adam nereden çıktı? Üstelik bak, bizden önce davranıp o yuvadaki elmasları toplamış bile. Bunun hesabını soracağım senden. Ben kimseye haber vermedim. Bereketli olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim size. Beni kurtardınız. Nasıl kurtardık yani? Elmasları toplayalım sonra anlatırım. Yardım edeyim size. Tuhaf. Bize yardım edecek. Aşağıda bayağı iyilerinden topladım. Onlardan da vereceğim. Ama önce işinizi aksatmayalım. Hadi. İşte böyle arkadaşlar. Allah lütfetti sizi. Az daha tatlı canımdan olacaktım. Ben de arkadaşımın kalbini kıracaktım. Önemi yok canım. Nasıl olsa gerçek anlaşılacaktı. Seni aşağı attıktan sonra anlaşılsaydı daha mı iyi olacaktı yani? Beni aşağı mı atacaktın sen? Vay utanmaz. Kendi başına buraları bulabilir miydin? Yazıklar olsun bana. Neyse, neyse canım, neyse. Sonuca bakın siz. Şimdi tartışma çıkarmanın ne gereği var? Kardeş kardeş oturup anlaşmak daha iyi değil mi? Torbamdaki elmasları göstereyim size. Ne kadar isterseniz alın. Bu bana yeter. Ben hiç almasam. Olur mu canım? Lütfen, lütfen. Hatırın için şunu alayım. Teşekkür ederim. Sen de bize Allah'ın lütfu oldun galiba. Neyse. İşte böyle. O gece yattıktan sonra ertesi gün Roha Adası'na geçtik. Orada kafuru çıkarılan ağacı gördük. Gölgesinde 100 adam rahat rahat oturabilirdi. Öylesine bir büyük ağaç. Bu adada elmaslarımdan birkaçını kıymetli mallarla değiştirdim. Birçok ada ve şehir dolaştıktan sonra tekrar Bağdat'a döndüm. Elimdeki servetle istesem Bağdat'ın tümünü satın alabilirdim. Fakirleri sevindirdim. Artık böyle yorucu ve tehlikeli gezilere çıkmayacaktım. Akıllandınız demek. Ne gezer, ne hikmettir bilemem. İnsan çektiği sıkıntıları çabucak unutuyor. Yaşadığım tatlı hayat, geçirdiğim tehlikeleri unutturuvermişti bana. Rahat batarmış bazen insana. Evet. Ben hiç öyle bir gezi düşünemiyorum, biliyor musunuz? Haklısınız. Meyve getirdim efendim, ikram edebilir miyim? Tabii, tabii. Buyurun lütfen. Bir yandan da sizi dinleyebiliriz. Ha, demek bana meyve yedirmeyeceksiniz ha? Neyse. Edepsizlik olmazsa şu üzümü size verebilir miyim? Teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Efendim, gençtim, hareketliydim. Hazırlığımız tamam olunca tekrar açıldık denizlere. Koşun! Koşun! Kaptanı çıkacaktı galiba. Saçını sakalını yoluyor. Kaptan köşkünde bağırıp duruyor. Koşun yetişin! Mahvoldun! Mahvoldun!
Mahvolduk, mahvolduk. Ne oldu kaptan? Niçin mahvolduk? Ne yaparsanız yapın kurtarın kendinizi. Filikaları indirelim mi kaptan? Hiçbir yararı olmaz. Ne yapalım peki? Bilmiyorum, mahvolduk. Burayı bilmesem neyse. Ah benim daldığım kafam. Ah mahvolduk. Her şeyi mahvettim biliyor musunuz? Akıntıya kapıldık galiba kaptan. Hızla şu adaya doğru sürükleniyoruz. Herkes başının çaresine baksın. Bu arada bizi mıknatıs gibi çekiyor kaptan. Gittikçe hızlanıyoruz. Ya ben niye dönüyorum? Sevgili tayfam, ya ben neden mahvolduk diyorum? Karşıdaki kayalara çarpacağız kaptan. Biliyorum, herkes can yeleklerini taksın. Oyalanmayın. Haydi. Gözlerim kararıyor. Ölüyorum galiba. Bize Allah'tan başka kimse yardım edemez. Hangi duaları biliyorsanız okuyun. Allah'a sığının. Yüce Allah, Allah'tan geldik bedeni ona döneceğiz ama. Böyle birdenbire ölümle yüz yüze gelmek. Dikkat! Kayalara çarpıyoruz! Ne biçim akıntı ya? Uçuyorum sanki. Aman Allah. Ne kadar çok gemi parçalanmış burada. Vay be. Deniz adaya doğru akıyor. Biraz gayret edip bu akıntıdan kurtulmaya çalışmalıyım. Tamam. Tamam. Şu gemi enkazından yararlanayım. Hadi Simbat. Hadi gayret. Oh, tutundum. Kayalara takılmış da o yüzden burada kalmış bu gemileşi. Yukarı çıkıp biraz nefes alayım bari. Baş döndürücü bir akıntı bu ya. Arkadaşlarım, arkadaşlarım her biri bir yana dağılmış. Kaptan, kaptan. Buradayım kaptan. Gel bu tarafa. Gel, gel. Şu sırığın ucundan tut sen de. Kaptan, tut. Gücümü toplayabilirsem gelirim. Gayret kaptan. Gayret. Az kaldı. Tut ucum. Tutsunu! Şükür, şükür Allah'a! Gel, 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 yanıma gel! Kaya burası, sağlam! Tut elimi, tut elimi! Oh, hamdolsun! Madem bitmemiş demek! Gemiyi görebiliyor musun? Nerede? Su yüzündeki tahta parçalarından başka bir şey görünmüyor. Kendimi asla affetmeyeceğim. Senin bunda ne suçun var kaptan? İşte bu yüzden! Emanet ehline verilmeli! Daha dikkatli olabilirdim! Birçok gemiciden işitmiştim burayı ben. Ama görmedin değil mi? Gördüğümde geç kalmıştım artık. Olanlar oldu artık. Şimdi biz buradan nasıl kurtulacağız onu düşünelim. Akıntıya kapılırsak nereye götüreceğini bilmem. Peki akıntıdan nasıl kurtulabiliriz? Buldum. Şu yelken direğindeki ipe baksana. Evet. Şimdi söker gelirim. Kendine dikkat et kaptan. Merak etme Simbat. Getirdim. İyi. Kement atabilir misin? Denerim. Karşıdaki sivri kayayı görüyor musun? Evet. Sen mi atacaksın ben mi atayım? Nasıl istersen kaptan. Önce ben atayım. Bismillah. Allahu Ekber. Aferin kaptan. Harikasın sen. Ne oldu? Aç gözlerini. Tam isabet. İsabet ettirene hamdolsun. Bir ucunu da şuraya bağlayalım. Sağlam mı? Sağlam kaptan. Yarı yolda bırakmasın bizi. Bırakmaz, bırakmaz. Bağla öyleyse. Bağlıyorum. Tamam kaptan. Ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Akıntı çok güçlü Simbat. Evet. Arkadaki kaya oynuyor kaptan. Sakın ipi bırakma. Boğuluyorum. İpi bırakma, yüzmeye çalış. Kayaya çıkar çıkmaz çekeceğim seni. Of. Buradayım. İpe sıkı sarıl. Yılana bile sarılırım. Çabuk, çabuk çek beni. Yorulma, sen çekiyorum. Az daha gidiyordum. Allah razı olsun kaptan. Acele etme. Henüz tam kurtulmuş sayılmayız. Şu adaya bir çıkalım bakalım. Biraz dinlenip yüzebiliriz. Öyle yapacağız zaten.
Şuraya baksana kaptan. Gemi parçalarının yanında bir sürü insan iskeleti var. Öyleyse bu adaya ilk gelen biz değiliz. Ama gelip giden de olmamış galiba. Yiyecekleri olduğu gibi duruyor. Bunlar bir şehri bile besler kaptan. Tuzlu suyun etkisiyle bozulmamışlar ama yeneceklerini pek sanmam. Aa, başka gelenler de var. Yazık oldu. Oysa ne hayallerle çıkmıştık yola. Herkes ve her şey darmadağın oluverdi. Üzülme kaptan. Kalanlarla elbet bir çare buluruz. Hey! Bu tarafa gelin. Buradayız. Yiyecek bir şey var mı yanınızda? Açlıktan ölüyorum. Geliyorum. Olamaz. Şuraya bakın. Şu nehrin dibine bakın. Olur şey değil. Elmas bunlar. Aa, yakut da var. Fırlantalara, zebercetlere bakın. Yaşasın, zengin olduk. Gemimiz battı, mallarımız yok oldu diye üzülme kaptan. Bunlarla 10 tane gemi donatırız. Kaç 10 gemi donatırız Simbad? Bakalım buradan kurtulabilecek miyiz? Ya, haklısın kaptan. Orasını unutuverdim. Her şey hayata bağlı. Hayat için anlamlı. Yaşama ümidi olmayınca ne bu hazinelerin ne de şu amber çeşmesinin bir kıymeti var. Sahiden amber çeşmesi. Aman Allah'ım, erimiş mum gibi akıyor. Ben hemen ümidimi kaybetmek istemiyorum. Gücü her şeye yeten bir Allah var. Allah'tan ümit kesilmez. Irmaktaki mücevherler geceleri gökyüzüne parlayan yıldızlar gibi. Benim karnım aç kaptan. Şunlardan yiyebilir miyim? Sanmıyorum ama bir tane dene istersen. Bismillah. Tüm zehir olmuş bunlar ya. Ben yemeği düşünmüyorum. Ottan başka bir şey yemeği düşünmüyorum. Bunu herkese anlatamayız. İşte gene yalnız kaldın Simbad. Boşuna bakıyorsun ufuklara. Buraya hiçbir gemi yaklaşamaz. Ümitsiz bir bekleyiş. Bir dakika. Şu dağın altına giren nehir elbette bir yere çıkıyordur. Nasıl olsa ölmüşüm ben. Şansımı deneyeceğim. Ya bir de kurtulursam. Ama önce bir sal yapayım. Sonra toplayabildiğim kadar şu mücevherlerden toplayayım. Amber çeşmesinden bir tulum amber doldurayım ve bırakayım kendimi nehrin azgın sularına. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hey sersem, senin ne işine gerekti bu salla bilmediğin bir yere girdin? Adada kalsaydın belki bir gemi gelir seni kurtarabilirdi. Bu zifiri karanlıkta başını taştan taşa vurmasaydın daha iyi olmaz mıydı? Ah, başım. Bir daha çarptım. En iyisi yüzü koyun sala sarılayım. Şimdi dua et Simbad. Sana Allah'tan başka kimse yardım edemez. Aman bit. Ay, bayılıyorum galiba. Dağın içinden bir adam çıktı. Dağ insan doğurdu. Yerin altından biri geliyor, koşun. Koşun. Allah Allah. İnanılacak gibi değil ama. Yerin kaynağından bir insan çıktı. Tutun indirin sağdan. Ayaklarını yukarı kaldır ya. Suları boşaldı, yuttum suları. İlk yardım edeni görev, görev başına. Hadi koşun, koşun. Neredeyim ben? Öbür dünya dedikleri burası mı acaba? Affedersiniz. Siz zebani misiniz? Yani affedersiniz, yani burası neresi? Esselamu aleyküm ya seyidi. Ve aleyküm selam. Ülkemize hoş geldin. Lakin bu dağın içinden nasıl çıktın? Nereden girdin? İnanılması zor ama anlatacağım. Eziyet etmeyin lütfen. Bilmez misiniz ki bizim ülkemizde 3 gün misafire kim olduğu, nereden geldiği sorulmaz. Kusura bakmayın efendim. Dağın içinden çıkıverince şaşırdılar da, karnınız açtır herhalde. Hem de nasıl. Allah ne verdiyse bir şeyler hazırlayalım. Hadi buyurun, buyurun efendim. Burada peynir ekmek falan var mı? Nerede koyun şuraya çocuklar? Buyurun. Çorba buyurun. Sıkayım efendim, buyurun. Oğlum oradan domatesleri de getiriver. Hadi bakalım. Şu bıçağı ver bıçağı. Karpuzu ver. Evet. Sesaylar bizim teşekkür, efendim. Teşekkür ederim efendim. Bu kadar zahmet etmeyin. Geldi buz gibi limonata. Yüreği yananlar için. Taze yoğurttur efendim. Sizin kısmetinizmiş. Bu kadar yiyeceği nasıl yiyeceğim ben? Üzülmeyin efendim. Biz de yardım ederiz. Ben şimdi köye gider zerde pilav da getiririm. Allah'ım, Allah'ım sen ne büyüksün. Az önce yaşamaktan ümidi kesmiştim. Şu anda cennetteyim sanki.
İşte böyle. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Melik Hazretleri geliyor. Bu gelen mi? Evet, bu gelen bizim hükümdarımızdır. Son derece tabii bir insandır. Kendisi için ayağa kalkınmasından pek hoşlanmaz. Ülkemize hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Rahatsız olmayın lütfen. Yorgunsunuz siz. Eğer arkadaşlar izin verirse benim konuğum olur musunuz? Nasıl uygun görürseniz. Buyurun, gidelim öyleyse. Demek Harun Reşid'in ülkesindensiniz. Evet. Çok memnunum. Şimdi istediğiniz kadar ülkemizde kalabilirsiniz. Bir gün gitmeye karar verirseniz görüşelim. Harun Reşid'e kıymetli bir emanet göndermek isterim. Tüccar arkadaşlarım zaman zaman sizin ülkenizden ticaret gemilerinin Basra'ya geldiğini anlatırlardı. Yakında gidecek olanlar var mı bilemiyorum. Var efendim. Simbat kardeşimizi onlarla tanıştırıverin lütfen. İnşallah. Galiba yarın hareket edecekler. Elhamdülillah. Öldüğümü sandığım anda nasıl can verdi bana. Allah'ın lütfu işte. Efendim izin verirseniz ben de memleketime gitmek isterim yarın. Halife Harun Reşid'e göndermeyi düşündüğümüz hediyeler hazır mı? Efendim bu arada siz de şu acizin hediyesini kabul etmez misiniz? Teşekkür ederim. Fakat bunlar çektiğiniz sıkıntıların bedeli olarak sizde kalsın. Hediyeleriniz ama hazır efendim. Durumu kaptana bildiriverin. Simbat biraz dinlensin. Ertesi sabah şafakla birlikte denize açıldık. Gayet rahat bir yolculuk yaptık. Basra'da birkaç gün kaldıktan sonra Bağdat'a geldim. Doğru Harun Reşid'e gittim. Emanetleri teslim ettim. Başımdan geçenleri bir bir anlattım. Halife de bana şu gördüğünüz konağı hediye etti. Çok kısmetliymişsiniz. Anlatabildim mi ama olanları? Büyük kazançlar büyük sıkıntıların bedeli oluyor demek. Evet. Korkak vezirgen ne kâr edermiş ne de zarar. Misafirimize diş kirası olarak bir kese altın verir misiniz? Hem çok vaktini aldık malum. Fakat nasıl olur? Bu da sizin kısmetinizmiş. Buyurun lütfen. Helaldir. Vakit epey ilerlemiş. Çocuklarına götürmesi için yiyecek de hazırlayın. Hazırladık bile efendim. Hı-hı. Şu anda ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey demeyin. Lütuf ve rızık Allah'tandır. Müsaadenizle. Gene bekleriz. Siz de artık sohbet arkadaşlarımdan oldunuz. Yaşadığınız başka olaylar var mı? Olmaz mı? Akşam namazından sonra bekleyeceğim. Allah'a ısmarladık. Güle güle.